Efendim bundan 3 yıl önce Van'da PKK'lı teröristlerin bomba yüklü aracı infilak ettirmesi sonucu şehit düşmüştü. 27 yaşındaki polisimiz Hacı Ahmet Öztürk nişanlıydı. Düğününe sadece bir ay kalmıştı. Nişanlısı tam 3 yıl sonra devlete dava açtı ve acı çekmesini gerekçe göstererek tazminat kazandı. Ama şehidimizin ailesi durumdan çok rahatsız. Şehit annesi o para sana haramdır diye feryat ediyor şu anda. Onun yerini kimse dolduramaz Bundan da 8 ay önce gidiyor devleti mahkemeye veriyor Yazıklar olsun o paranın bir hayrını görmeyeceksin Oğlunu şehit veren bir annenin isyanı bu sözler Ayılıp bayılıyordun, nişanlın için ölüyordun, bitiyordun. Para seni nasıl değiştirdi? Şehidimizin nişanlısı acı çekmesini gerekçe göstererek mahkemeye başvurdu. 20 bin lira tazminat kazandı. Benim oğlumun üstünden kazanç elde ettin. Bu sana haramdır, zehirdir. Hiç de helal değil. Aklın fikrin varsa aldığın parayı götür geri iade et devlete. Ve beni de üzme. 27 yaşındaydı polisimiz Hacı Ahmet Öztürk. PKK'lı teröristlerin bomba yüklü aracı infilak ettirmesi sonucu şehit düşmüştü. Düğününe bir ay kala hain saldırıda hayatını kaybetti Öztürk. Nişanlısı SG 3 yıl sonra acı çektim diyerek devlete dava açtı ve 20 bin lira tazminat kazandı. Oğlumun üstünden gidip devlete mahkeme verip de para alması beni çok üzdü ve yerin dibine koydu beni. Şehidimizin ailesi duruma tepkili. Acılı anne davayı duyunca bir kez daha yıkıldı. Ben oğlumu dün şehit verdim toprağa. İki buçuk sene önce değil. Biz yeniden Hacı edimi toprağa koyduktu. Bu kızın böyle yapması. Acılı anne bu para sana helal değil devlete iade et diyerek gözyaşı döktü. Aklın fikrin varsa aldığın parayı götür geri iade et devlete. O parayı güzel güzel harcayacak mısın? Hiçbir hayrını görmezsin.